Çinlilerin dediği gibi büyük krizler aynı zamanda büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda elimden geldiğince bu fırsatlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Büyük bir salgın, büyük bir pandemi yaşıyoruz. Hayatımızda pek çok şey değişiyor, değişmek zorunda kalıyor ve büyük ihtimalle bu salgın bittikten sonra büyük bir ekonomik kriz, büyük bir bunalım yaşayacağız, ekonomik bunalım yaşayacağız. Belki bir dünya savaşıyla karşı karşıya kalacağız ama bu uzun ve sancılı süreç bittikten sonra da yepyeni bir dünya düzenine merhaba diyeceğiz. 100 yıl önce nasıl alışkanlıklarımız değiştiyse bugün de alışkanlıklarımız kökten değişecek. Ezberlerimiz kökten değişecek. Ve o yeni dünya düzeninde hem bakış açıları, hem eğitim sistemi, hem sağlık sistemi, hem ulaşım sistemi tamamen değişecek. Ve bu değişime ayak uyduranlar büyük fırsatlar yakalarken ayak uyduramayanlar yok olup gidecekler. Bütün bu krizin tam göbeğinde ve hemen sonrasındaki süreçte internet işin odağında bulunuyor. Farkında mısınız? Büyük bir hastalık yaşıyoruz. Bu hastalıktan dolayı herkes evlerine kapanmış durumda. Bütün iletişim ağının merkezinde internet bulunuyor. Pek çoğumuz gazete bile almıyoruz böyle bir dönemde. Dokunabileceğimiz her şeyden uzak duruyoruz. Aynı birbirimizden uzak durmaya çalıştığımız gibi. Birbirimizden uzak dururken sosyal bir varlık olduğumuz için irtibatımızı devam ettirebilmek adına sosyal medyayı kullanmaya devam ediyoruz ya da diğer iletişim ağlarıyla birbirimizle ilişkimizi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. O nedenle sevgili dostlarım tam bu dönem işte internetle bağlantılı olan her alanın fırsatlar sunacağı bir dönem aynı zamanda. Bakın mesela Amerika'da Nasdaq endeksi önümüzdeki süreçte en hızlı yükselen endekslerden birisi haline gelecek. Dow Jones, S&P endeksleri yerle bir olurken Nasdaq onlardan tamamen ayrışacak. Çok hızlı yukarıya doğru hareketler yapacak. Neden? Facebook Nasdaq'ın içinde çünkü. Apple Nasdaq'ın içinde çünkü. Amazon Nasdaq'ın içinde çünkü. Google Nasdaq'ın içinde çünkü. Bu ve buna benzer teknoloji şirketleri ise önümüzdeki dönemde karlılıklarını her geçen gün biraz daha arttırmaya devam edecek. Örneğin Amazon hem bulut teknolojisindeki yatırımlarıyla hem de e-ticaret yatırımlarıyla bu dönemin parlayan yıldızlarından birisi olacak. Amerikan borsalarında herkes zarar açıklarken Nasdaq'ta Amazon arka arkaya büyük karlılıklar açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde 100 bin kişiyi işe aldı Amazon. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Türkiye'de pek çok şirket, belki de hiçbir şirket 100 bin kişiyi çalıştırmazken Amazon 100 bin kişilik daha istihdam alanı açmayı hedefliyor. Ki bu arada Amerika'da istihdam hızla daralıyor, işsizlik hızla artıyor ama Amazon büyüme hedefliyor. Çünkü e-ticaret yaygınlaşıyor. Herkes Amazon'dan alışverişini yapıyor. Hem kıyafetini alıyor, hem gıda ihtiyacını karşılıyor, hem de elektronik ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük ihtimalle e-ticaret hayatımıza daha çok girmeye başlayacak. Hem bu dönemde hem bu dönem sonrasında. Markete git, alışveriş yap. Gıdanı pazardan al ya da kıyafetini herhangi bir mağazadan al alışkanlığı hızlı bir şekilde değişecek. Hem dünyada hem Türkiye'de. E-ticaret işi yapan pek çok önemli Türk markası da bu süreçte karlılığına karlılık katacak. Hızlı bir şekilde büyüyecekler. O e-ticaret şirketlerine sahip olan holdingler iyi ki biz e-ticaret işine girmişiz diyecekler. Çünkü pek çok alanda zarar ederlerken o geleneksel alanlardan bahsediyorum. Çoğunun inşaat firmaları var, otomotiv firmaları var, marketleri var, zincirleri var, alışveriş merkezleri var. Ama bu dönemde hepsi batma noktasına gelmişken e-ticaret alanında yaptıkları yatırımlar belki de onları ayakta tutacak. Teknolojiye, iletişime, özellikle internet teknolojisine ve yapay zekaya yatırım yapan her firma bu dönemden çok kazançlı çıkacak. Keza GSM firmaları, keza cep telefonu firmaları da yine bu dönemden çok karlı çıkacaklar. Her geçen gün cep telefonu satışları biraz daha artacak. Tablet satışları, bilgisayar satışları, dizüstü bilgisayar satışları biraz daha artacak. İnsanlar evlerinden işlerini yapmaya başlayacaklar. Daha mobilize olmaya başlayacaklar. Toplantılarını karşılıklı yapmak yerine telekonferanslarla yapmaya başlayacaklar. Örneğin sağlık alanında kendisini internet teknolojisine uydurabilen, entegre edebilen hastaneler bu dönemde çok hızlı bir şekilde büyüyecekler. Çünkü büyük ihtimalle önümüzdeki süreç
süreçte testler de dahil olmak üzere her şey kendi evlerimizdeki akıllı cihazlarla internet ortamında yapılacak. Muayeneler bile belki internet ortamında gerçekleştirilecek. Hiç hastaneye falan gitmeyeceksiniz. Ancak ameliyat gerekliyse, yoğun bakım gibi süreçler gerekliyse hastaneler kullanılacak. Amazon'dan sonra Apple'a bakalım. Apple'da ürettiği cep telefonlarıyla ön plana çıkacak. Güney Kore'de Samsung, Çin'de Huawei, Oppo benzeri şirketler. Bunlar da hızlı bir şekilde büyümelerini devam ettirecekler. Bunlara yapay zekanın entegre edilmesi, internetin nesnelere iyiden iyi entegre edilmesi, nesnelerle kastığımız özellikle tüm ev eşyalarına, kullandığımız tüm eşyalara, belki kıyafetlerimize, belki vücudumuza entegre edilmesiyle birlikte GSM teknolojisi, aynı zamanda cep telefonu teknolojisi çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Bu şirketlere yatırım yapanlar, hisselerini alanlar, bu şirketlerde hissedar olanlar ya da bu şirketlere bir takım uygulamalar geliştirenler çok hızlı bir şekilde bu fırsatı yakalamış olacaklar. Apple aynı zamanda Amerikan borsasında Nasdaq'da önemli etkenlerden birisi ve Nasdaq'ın da hızlı yükselişini beraberinde getirecek. Mesela Apple hissesine bu bugün yatırım yapanlar, diplerden toplamaya başlayanlar önümüzdeki süreçte aynı Amazon'da olduğu gibi çok ciddi getiriler sağlayabilecekler. Keza Facebook, Google. Facebook, Google, YouTube gibi firmalar neden kazanacaklar? Onların hisseleri neden değerlenecek? Ya da onların muadili olan firmalar neden değerlenecek? Bazı markalar neden ön plana çıkacak? Ondan da bahsedelim biraz. Google ve Facebook'a verilen reklamlar her geçen gün daha da artacak. Bugün fiili olarak mağaza açan, AVM'lerde dükkan açan pek çok marka, firma ya da market yavaş yavaş internet ortamındaki satışlarını güçlendirmeye başlayacak. Bakın bundan 2 sene, 3 sene önce dünyanın en büyük marketlerinden birisi olan Walmart özellikle internet satış mağazasını önemsemeye başlamıştı. Migros internet mağazasına çok hızlı bir şekilde Türkiye'de yatırım yapmaya başlamıştı ve bugün onun semerlerini alıyorlar. Yine paket servis yapan pek çok firmada bu dönemde hem Amerika'da hem Avrupa'da hem dünya ülkelerinde hem de Türkiye'de gelişecek, büyüyecek. Bu tür inovatif yatırım yapan firmalarda çok hızlı bir şekilde kazanç sağlayacaklar. Dolayısıyla Google gibi, Facebook gibi, YouTube gibi firmalarda hem reklam getirilerinden, hem altyapı getirilerinden, hem de arama motoru getirilerinden çok ciddi kazançlar elde edecekler. Özellikle 4-5 firmanın hızlı hareketliliği diğer tüm teknoloji firmalarını da hareketlendirecek. Bilgisayar firmaları, uzaktan bağlantı firmaları, Skype gibi firmalar hareketlenecek. Bazı uygulamalar çok daha fazla hayatımızın parçası haline gelecek. WhatsApp gibi mesela. Ve doğal olarak da bu süreç sonrasında hem iş hayatımız, hem eğitim hayatımız, hem sağlık hayatımız değişeceği için internet tabanlı teknoloji firmalarına ilgi ve alaka çok daha fazla artacağı için bunların karlılıkları da her geçen gün artacak. Bunlara yatırım yapan ya da internet odaklı iş yapan, internetin iletişim, internetin eğlence, internetin oyun, internetin sinema, internetin alışveriş alanını gören herkes ve buna göre de ciddi bir şekilde çalışmalarını yürüten herkes de fırsatları yakalamış olacak. Yeni bir dünya düzenine gidiyoruz. Bu dünya düzeninde merkezde internet var ve bu merkezin çevresinde her şey var arkadaşlar. Her şey. İletişiminden sağlığına, sağlığından eğitimine kadar her şey, ulaşımına kadar her şey bu internetin etrafında konumlanacak. Evet, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnternete en iyi yatırım yapanlar, internet sürecini en iyi kullananlar, kişi ya da ülke fark etmez. Yapay zeka meselesini, karanlık fabrikaları en hızlı şekilde hayatına entegre edenler, kişi ya da ülke yine fark etmez. Bu süreci fırsata çevirirken bunu görmezden gelenler büyük kayıplarla karşı karşıya kalacaklar. Aynı 100 yıl önce otomotiv teknolojisini, ondan 50 yıl sonra bilgisayar teknolojisini görüp buna göre hazırlıklarını yapanlarla hiçbir şekilde bu sürece katılmayanların düştüğü durum gibi. Evet,
Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Bu konu çok derin ve geniş bir konu. Bu konuyu uzun uzun sizlere anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğim. Pek çok alanı, pek çok dalı var. Umarım beğenirsiniz. Yeni videolarda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın.